En son sen babandan kaç lira istedin? 1 lira. 1 lira istedin. Onu da anneme söylettim. Ondan sonra beni aradı, telefondan tartıştık, o kadar. Sen söyledin 1000 lira verdim. Aynen. Ne dedi sana? Yok mu param dedi? Erdal dedim, böyle yapma dedim. Çocuk dedim, kitap alacak dedim. 1 milyar para ver dedim. Ben dedi vermiyorum dedi. Ben dedi vermiyorum dedi. Niye vermiyorsun Erdal dedim. Sen bize söz verdin dedim. Fındığımı el izi sürmen, ben size vereceğim dedin dedim. Fındığı topladın vermedin dedim. Hayvanlarımı sattın vermedin dedim. Ne yapacağım ben bu 3 tane çocuğu dedim. Ne yapacağım? Nasıl? Kız da gidiyor okula. 12 yaşında kız çocuğu var, o da okula gidiyor. Öyle ya, bende de yok. Ben kıya fındık bırakmıştım, gördü. Dedi ki bana, bunu dedi alma dedi. Ben dedi vereceğim dedi. Aslında siz fındığı toplarken bir kısmını kendinize ayırdınız. Aldım. Güvenmedim aldım. Ama o sizden geri aldı. Ben hepsini bir satayım, vereyim parayı dedi. Gördü. Ben dedi alayım dedi. Ben dedi vereceğim dedi. Bunun fındığı da şimdi babasına sahip çıksa suçlu bu çocuk. Cahilliğinden de kaynaklanıyor biraz suçlamalar milletin. Sahip çıkmasa sahip çıkmadı diyorlar. Sahip çıksa sahip çıktı deyip de öyle suçlanıyor. 3 kişilik evde, öyle ya, bu adam kayıp. Bu dükkanda adam buna telefon açıyor. Gel diyor, öyle ya diyor, toptancı gelecek diye, mal alınacak diye. Bu kadın burada yoktu o zaman. Bu nasıl yapsın şimdi? Ne peki etsin? Tuncay, baban annene veremem parayı diyor. Sen babanı mı aradın? O beni aradı. O aradı. Ne dedi? Ona? Dedi sen yüzsüz müsün dedi, niye para istiyorsun dedi. Ben de dedim sen dedim fındığı topladın dedim, aldın götürdün. Niye yüzsüz müsün diyor? Ya şimdi onunla fındığı topladıktan sonra tartışmıştık ya. Fındığı aldı gitti. Ondan sonra aradı beni, dedi sen yüzsüz müsün dedi, neden dedi para istedim senden dedim, sonuçta dedim fındığı topladın gittim. Ondan sonra öyle küfür etti, kapattı telefonu, o kadar. Ama vermedi parayı. Yok, vermedi. Peki Tuncay, sen bu cinayet işlenmeden bir ay kadar önce Eylül ayında arkadaşlarını toplayıp onu dövmek için, arkadaşlarını toplayıp babanı dövmek için bir organizasyon yaptın mı? Unutamadım. Yok, hayır, yapmadım. Anlat. Şimdi şöyle. Seni bu şekilde jandarmaya şikayet etmiş çünkü. Etti. Şimdi şöyle bir dakika. Konuşu. Ben o gün gündüz Karos'taydım. Boşnak Börek'te oturuyordum arkadaşımla. Dedim zaten fındık sezonu, köyden çıkamıyorum. Eylül'den önce zaten akvaparkta çalışıyordum ben. Çıktım köye geldim, fındık başladı. Ondan sonra arkadaşlarıma dedim, gece dedim yanıma gelirsiniz. Sonra ben eve gittim. Akşam oldu. Köydeydim daha doğrusu. Köyden eve geçtim. Ondan sonra annemin telefonu çaldı. Babam aramış. Kız kardeşime demiş işte aşağı demiş adamlar geliyor. Aşağı indi, baktım kapıya araba yanaştı bir tane. Adını söyleyeyim, alkol. Şimdi Teker ve Ayşe diyor, ailenin iddiasına göre bir sürü bu şeyleri de, alkolleri de eve koymuş. Evet. Yani köyden de almak isteyen varsa gitsin evden, onlardan istesin alsınlar diye. Evet. Ondan sonra işte ben... Ama kendisi evde değil. Yok. Kendisi evde yok. Kız kardeşim şimdi 12 yaşında, gelen adam sarhoş ayyaş. İndim ben de aşağıya, o vermeden gittim aldım elinden poşeti. Ben verdim, ondan sonra yukarı çıktım. Dedim, aradım bunu. Dedim baba dedim. Kapıya dedim araba gelmesin. Sarhoş var, ayyaş var dedim. Gelmesin dedim. Ondan sonra telefondan doğru küfür etti. Öyle tartıştık telefondan. Kapattı. Ondan sonra aradan bir yarım saat 45 dakika falan geçti. Benim arkadaşlarım geldi. Ben de aşağıya indim, oturuyorduk. O günde evde halam, annem, ben... Hepimiz şahidik. Ben kendim şahidim. Ondan sonra biz aşağıda oturuyorduk. Bu da bir hızla kapıya girdi. Sarhoştu. Ondan sonra evin babam mı geldi? Babam geldi. Hmm. Evin altındaki ışıklar açtı, kapılar da açtı, kapalıydı. Açtı kapıyı, girdi içeri, tuttu beni kolundan, çekti dışarı. Ondan sonra ben sana ne dedim dedi. Ben sana ne dedim dedim ben de. Başka biri istemiştim. Ondan sonra arkadaşlarımı gördü, direkt beni kolumdan bıraktı. Hemen jandarmayı aradı. Dedi oğlum dedi, beni dedi arkadaşların toplamış dedi, beni de ödüttürecek. Halbuki öyle bir şey yok. Yani sen aslında baban eve alkol getiriyor. Evet. Yani izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde satılacak. Sen de diyorsun ki bu evde benim 12 yaşında kız kardeşim var, annem var. Sarhoş adamları baba kapımıza getirme diyorsun. Evet. Çünkü aslında evin erkekliği de hani öyle bir şey vardır ya. Evin erkeği de Tuncay olmuş. Onu istenmişler çocuğa. Çocuk da istemiyor sarhoş birisi kapısına gelsin. Son derece canım, haklı. Ben aşağı şimdi şöyle indim, babam, kestim. Şimdi bir dakika duralım. Aşağı indim gelen babam, çocuklara dedim. Babamın yaptığı şey şu. Geçen en son çıktığımızda da söyledim hatta. Babam boşanma davası oluyor. Hep beraber adliyeye gidiyoruz. Düşman gibiyiz birbirimize. Adliyeye gidiyoruz. Ondan sonra boşanamıyorlar. Biz çıkıyoruz köye, geliyoruz. Ardından o geliyor köye. Alıyor annemi, bahçeye gidiyor bir de. Olay bu. İstememe diye bir şey yok. Bütün köy şahit bunun. İstememe diye bir şey yok. O iddiaların hepsi yalan. Yani boşanma davasının Nergis'e gözünü boyamak için açıyordu. Onun gözünü boyamak için. Şimdi bak, ciddiyim bak. Hala anlamıyor. Bak, iyiliğini düşünüyorum bak. Hala anlamıyor. Bak, iyiliğini düşünüyorum. Bununla oyun oynuyor. Bak, bazı şeyleri konuşmuyorum. Kendisi bana bazı şeyler anlattı. Bak, hala ben ona konuşmuyorum bak. İyiliğini düşünüyorum.
Bak, hepimiz insanoğluyuz. Bak annemin üstüne gelmiş bir kadın diye... Bak normalde nefret etmem lazım. Zaten ediyorum ama iyiliğini düşünüyorum yine konuşmuyorum. Bak kendisi anlamıyor. Kendisi anlamıyor bunu. Babam böyle bir insandı. Boşanma davası etse bile... Oyun oynuyor. Mahkemeye çıkıyorlar, akşam geri geliyor eve. Gelme o zaman. Yalan desin buradakiler. Yalan desin mesela amcam. Yalan desin. Halamlar yalan desin. Kesin köydeki gelme. Halka sorsunlar. Yalan gelme, desin. Gelme madem yani istemiyorsun zaman, gelme. Yani o zaman hani boşanma davası açıyor Nergis'e karşı. Ben boşanacağım diyor. Ben hiç istemedim. Hayır, çünkü bizde buradan boşanıp da ona evlensem ben memleketten çıkmak zorunda kalırım. Çünkü ben bir ömür burada kalmak istemedim. Bir tane çocuğum. Yarın başına bir şey gelir. Niye o zaman boşanma davası Tuncay açıyor? Tuncay buyuyor dedim. Çocuk dedim, yarın arkasında dedim, ama kardeşi yok dedim. Ama öyle söylüyorsun ama bak şurada bir tenakuza düşüyorsun. Bir, sadece yani iki evlilik olarak. Düşüyorsun. Hayır, sana en son demiş ki ben öldürülmeden 2-3 gün evvel Nurcan'la kavga ettim. Boşanmak için yani ben boşanmak istiyorum, o fındıkları istiyor, her şeyimi istiyorlar demiş. Tamam işte 5 Aralık'ta da şey almış, onunla uçak bileti almış, boşanacak sana gelecek, seninle evlenecek. Ya, öyle evlenecek demedi. Sadece babamdan yani 50'den sonra babam göndermeyeceğim dedi ya bana. Babamdan ya. İzin alıp da yani tekrar getireceğim. Evlen teklif edeceğim dedi. Yüzük almamış mıydı? Yüzük aldı ama onu kanuni böyle kağıtta evleneceğim diye şey yapmadı. Çünkü daha evvel almadı mı yüzük? Yüzükü aldı. Ama yine, Nurcan'la boşanıp da sana evleneceğim kağıt olarak demedi. Peki niye yeniden yüzük alıyor madem yüzüğün var? Ya bizde böyle şey. Yine nikah yapacağım, böyle yana götüreceğim babasının yanında diye, öyle demiştir. Ama hayır, zaten senin ya. Alyansın varsa, niye ikinci kez, bakayım yüzüğü de aldınız mı, niye ikinci kez sana bir yüzük? Çünkü yüzük benim bir zaman iki tane yüzüğüm vardı, bilekliğim vardı. Bunun arabası yoktu, babasının arabasını almak istedi. Arabası çok tamir olacak hale gelmiş. Dedi ki, ben dedim arabamı dedi tamir etmem Allah, gerekiyor dedi. Param yok dedi, ben oradan... Bir dakika bir şey diyebilir miyim? Yok yani. İçi de. Bu sadece kutusunu bana gönderdi. Ne? Kutusu bu. Nasıl kutusu? Ben yok anlamadım. Yok o şeyse. Ben anlamadım arkadaşlar. Bir, iki tane fotoğraf varmış. Ben abi, bir şey sorabilir miyim? Bir dakika anam. Ablacığım. Yani, abi yüzük değil mi işte bu üstteki ya? Yüzük. Yok oradan kuyumcudan sorabilirsiniz. Onu şeye bıraktım. Böyle küçük ince... Bir gram mı, böyle 1,5 gram mı, öyle ince bir yüzük de. İşte bak üstte yüzük var, onu görmüyorsun herhalde. Yok o yüzük değil, şeysi ipi. İpi olabilir diye. İpi olabilir. İp. O ip değil, o yüzük. Yok böyle ip. İpi ya onun değil, ipi diyorsun, yüzük geçirmiş. İçinde. Yüzük içinde, yani kutu değildi ya. Böyle küçük, isteseniz o... Tek taş mıydı yani? Yok taş yok, hiçbir taş yok. Böyle erkekler de takıyor ya şey. Alyans onu. Gebe küçük. Tamam işte alyans getiriyor evet. Yani evlenelim diye işte. 2 gün evvel de gidiyor Nurcan'a boşanalım diye. Sana öyle anlatmış ya. Ama öyle evleniyor. Bunları zaten 3 seneye vermişti şey sana. En son mahkeme müddetine. Mahkeme sana. 3 seneye kadar bunlar boşanma hakkı yoktu. Ben bir şey sorabilir evet, miyim? Evet buyurun. Midanım. Oğuz Bey'in röportajını ayarladınız tamam, mı arkadaşlar? Tamam bu hep bu çalışmış dükkanlarda bu arabasını yüzüğünü satmış, bilekliğini satmış. Benim babamın 20 ton fındığı nereye gitmiş sorabilir miyim? Hadi onun cevabını da versin. Sorun mu Allah'a? 20 ton bu mama fındığını ne yapmış? Her sene bu bir ben sene dedi ki 20 sene. Ne fındığınız var sene. Ne tonunuz var ben bilmiyorum. Bu sene dükkanların kazançlarını ne yapmış? 2 tane dükkan çalışıyor. Fındığı alıyor. Dükkanda bunlara da çalışıyor. Hayvanlarımı hepimiz aldı. Hepimiz de ona çalışıyoruz. Gidin. Nereye gitti? Kendi köyümüzde şu kadar çocuğa da sorun yani. Desin ki oraya çıkanlar yalan konuşuyor desin. 20 seneden beri biz buna çalışmışız. Şimdi adam öldükten sonra her şey dersiniz. Çünkü adam vermeyeceğini bildiniz ki öyle değil. Ama adamın yanında öyle bir şey diyemediniz ki bugüne kadar. Bizim fındık parası nereye gitmiş? Ben bilmiyorum. Bir dur. 1 milyon sen almadık. Sen daha ölüp ölmediğini bilmeden önce adamın yaptığı kötü şeyleri anlattın da. Şimdi bunlar böyle deyince tamam benim yeğenim katil ise. Nerede dediği için diyorum. Benim nerede diyor. Ben nereden bile nerede olduğunu. Sizin fındık bahçenize mi gittim mi? Köye mi gittim? Gitmene gerek kalmadı biz ki. Biz yemedik senden kimiydi? Nereden alıyorum? Gitmene gerek kalmadı ki. Adam alıp bir getirdi adam, zaten kana. Bir adam. Ben daha önce de çok iyi biliyorsun. Babanın burcu olduğunda adam bir günde 1 milyar, 2 milyar paranı al, şey içiyor, gidiyor, oturuyor. Hayır, her gün öyle içerse tabii öyle burcu alacak. Nergis Hanım diyor ki biz de fındık topu. 20 ton fındık nedir mesela? 20 ton fındık kaç lira ediyor? Nereden şu baksan? Bakarsanız 1 milyona yakın. 1 milyona. 1 milyon lira ediyor. Ama eski fiyata göre de eski fiyata değişir. Göre değişir tabii. Tamam da en az 300. En az öyle eski fındık fiyat. Tamam diyor ki yani tamam. Para kazanıyordu bu adam tamam, diyorlar yani. Tamam. Bunlar da her şey diyebilir. Ona bölsen 30-12'ye bölsen 25 bin lira falan bir para yani ayda ben 25 bin lira ben burada anlamadığı yerim var. Anlamadım.
Tamam, 20 ton fındık kaybolmuş. Niye bugüne kadar sizin programınıza ben geldim? Gelmesem de olurdu. Doğru mu? Bu arada başvuran bize Nergis Hanım Erdal Bey'in kaybından sonra. Ve üstelik onun için röportajını izleteceğim. Tuncay'ın da kızdığını söylüyor. 6 senedir ki şeyim var, utmuşum var, geçmişim bu var diye geldim. Şey, öyle ton falan. Tamam olmuş. Beni yedirmiş. Öyle değil. Niye bugüne kadar programa çıkıp da şikayet etmediler? Niye buraya yeri gittip şikayet etmediler? Şimdi ben programa çıkınca adam olunca böyle şeyler konuşuyorlar. 6 sene. Bir insan hiç mi ben iyilik yapmadım? 6 senede niye böyle şeyler çıkıyor? Ben onu anlamıyorum. İlla ki bir insan kötü olur. Şimdi röportajımız var. Şimdi şöyle. Gazinci değilim ki bu programlara çıkmıyor. Şimdi şöyle. Sen evli kadın, evli adamın yanına sokulunca işte şey yapmıyorsun. Ama biz bize gelince biz şikayet etmemiz lazım. Siz o kadar çok insansınız. Niye gücünüz yetmedi? Ben bir tek bir kadına böyle iftira atıyorsunuz. Her şey diyebilirsiniz. Neyine iftira attık? Neyine iftira attık? Ya sen diyorsun, birine yaptırmış diyorsun mesela. Ben yaptırabilir miyim? Sen benden şüpheleniyorsun. Sen ilk buraya gelip şüphelendi oğlum. Sana dedim, biz arabada otur dedi. Bak amcama. Dedim mi sana? Bak amcama bak. Karşında oturan benim amcamın oğlu. Bir dakika, ben bir şey sorabilir miyim? Bu basıyla adama ben kayıtları izlettiğim halde bana diyor ki kayıtlarımı sildin diyor. Bak emniyet amiri geldi izledi. Devlet çıkartır onu ortaya. Diyor. Adam diyor ki bana kayıtlarımı çıkar. İnşallah sen de yapmamışsın. Ben yine buradayım. Ben yine buradayım. Bir dakika ama hepimiz aynı anda konuşmayalım. Evet, anlaşılmıyor. Tuncay, ben sana kayıtlarımı sildin dedim. Doğru dedin, mu? Bir de bana dedin ki bak, perşembe günü dedim, babandan dedim alkol aldım. Bak net, tamam, ben yine amir de vardı orada. Bana dedin, babam benim çarşamba, perşembe günü dedim. Aslanım bak, günü hatırlamıyorum dedim sana, doğru mu? Tamam, ben de sana ne dedim, salı gününe kadar. Sen geçen programda ne dedin? Ne dedim? Erdoğan amcam beni bile bile babamı öldürdü diyor dedin değil mi? Ben seni hiç öyle bir kelimeni kullandım mı? Ama şüpheleniyorum. Yine şüpheleniyorum. Ben niye buradayım bugün? Yine şüpheleniyorum ama. Ben niye buradayım bugün? Ben de senden şüpheleniyorum Erdoğan. Ben mutluyum mu bakalım? Ben de senden şüpheleniyorum. Siz benim öz amcamın kızlarısınız aslanım. Siz öz amcamın kızı. Tamam, amcamın kızısın. Doğruları konuşacağım. Ben şimdi doğruları konuşacağım. Doğruları konuşacağım. Bir şey biliyorsan söyle. Kardeşimin katilini sen bulacaksın. Ben bulacağım değil mi? Sen bulacaksın. Bulmaya uğraşayım işte. Senin şeylerin var. Öyle de yeter. Senin servuş arkadaşlarıyla beraber. Şimdi Tuncay. Söyle. Sen o gece diyorsun ya bana perşembe gün ben dükkanı kapattım dedin mi bana? Ben kapattım dedim. Dedin. Ben emniyet amirim. Şey var bak, sesli kayıtların var. Saadettin Gül'le bir sen aradığımızda ne dedin bize? Canlarıma geldi bu gece bizde. Perşembe gün dükkanı ben kapattım dedin. Doğru mu? Dedim. Perşembe gün, çarşamba gün baban kayıp. Perşembe gün sen dükkanda ne işin var? Bir saniye. Dükkanı ben kapattım. İyi dinle. İyi dinle, cevap ver. Çalışan senin çağırdı. Baban yok. Sen bir dakika, durun. Senin baban yok. Deden yok. Hı. Biz kimiz? Ha. Benim babam, senin baban, deden değil mi? Buraya gelip dede, amca, benim babam kayıp 2 günden beri. Telefonuna ulaşamıyorum, şuna ulaşamıyorum, buna ulaşamıyorum. Değil, daha perşembe diyecek yerde. Ersun Koç'una niye gittin sen dükkana? Çağıran çağırdı. Ne çağırdı? Bir dakika. Orada çağırdı. Bir dakika. Çalışan adam. Dinle. Bir dakika, bir sus. Oğlu sen misin? Biz kimiz? Yine bir sus. Biz kimiz? Biz. Bir sus. Bak şimdi zora sıkıştığı zamanda. İlk önce amca, bu evlatına çağırdı. Bir sus. Bir dakika. Tuncay, Ersin Koç'la mı açıyorsun sen? Bak şimdi. Oraya gidiyorlar. İyi dinliyor musun siz? Sen beni bir dinlesene. Ersin Koç'la mı açmışlar dükkanı? Ersin Koç'tan mekana gidiyorlar o günü. Ya sen bir beni dinlesene. Hangi mekana? Büfeye. Tamam, onlar dükkanı beraber... Yani... Bilgisayarın başına çökmüş demiştim ya geçen gün. Ersin'le beraber. Ersin'le beraber. Çünkü Ersin Koç'un eşiyle de son telefon konuşması yapılıyor da o yüzden Ersin Koç deyince bir... Şimdi abla şunu demek isteyeceğim ben. Benim 2 tane amcamın kızları var. Burada şahitler. Bunlar bağ bahçe sorunu var dediniz ya az önce de. Bağ bahçe bölünürken siz gelmediniz mi? Ben şeydeydim, Muğla'da çalışıyordum ormanda. Babamın kapısına gelip mi gelmediniz mi? Ben ne gelmedim. Dediniz? Şahidim var mı benim geldiğimde? Ya sen geldin, ben geldim demiyorum. Benim mirasla işim olmaz. Amca bize babalık yap, liderlik yap dediniz mi demediniz? Tamam dedik. Şimdi kızım ben sizden şunu istiyorum. Bizim yeğenimiz, sizin de yeğeniniz benim de yeğenim. Amca diyor ya bana, şunu demek istiyorum. Oğlum senin kaybın var. Kimin kapısına gitmem lazım önce? Amcamın... Öz amcası kim burada? Oktay, Bilal, İksan, sonrası cahil, bizim. Bir dakika, ben bir şey diyeceğim. Erdoğan Bey diyor ki babası kaybolmuş, gidip amcalarına
babam kayboldu diyene kadar diyor. Ersin Koç, Ersin Koç da neye oluyor aslında? Bir şey oluyor. Aile dostumuz, aile dostumuz. Yabancı ama arkadaşı, ama Erdal Bey'in de iyi arkadaşı. Evet, aile dostumuz. Tüccar, aile dostu şimdi. Ha, bir dakika dur, neden diyor amcalarına söylemedi de diyor. Erdal'la beraber gitti bilgisayarın başına çöktü. Üstelik diyor Erdoğan Bey, ben bilgisayar kayıtlarını Tuncay'ın sildiğini düşünüyorum. Çünkü benim oradan yaptığım bir alışveriş var. O alışveriş kaydım çıkmadığına göre onlar geçtiler oturdular. Oradaki kayıtları sildi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.